Güzel dosyalarla ekranlara sıkça taşıdığımız bir suç örgütü Adnan Oktar. Şimdi verilen cezalar vardı. Toplamda 8658 yıl suç örgütü davasında verilen cezaların tamamı Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı ve çok büyük bir ihtimalle Adnan Oktar beraberindeki suç örgütüyle birlikte artık tarihe karıştı. Neden çok büyük ihtimalle diyoruz? Hep bir şerh düşmek lazım. İçeriden ne kadar dışarıya müdahale edebilir, dışarıda hala ona bağlılığını sürdüren kadrolar, burada İpek Özbey'in yaptığı mülakatlarda eski maliş Ube müdürü Furkan Sezer'in anlattıklarını hatırlıyoruz değil mi? O yüzden bir pay bırakalım biz yine de. Ama emniyet genel müdürlüğümüz gereğini yapmış, sonra da yargı görevini icra etmiş, eninde sonunda bu onama çıkmış, ekranlara getirmiş olduk. Geçelim sosyal medya fenomenlerine. Hepsini yakından tanıyorsunuz. İsmini bilmeyip simasını bildiğiniz insanlar varsa da bu dönemde o kadar çok haklarında haber yapıldı ki neredeyse aile bireylerine kadar ezberler oldunuz. Farkındayız bunun. Ekranlara getirmek durumundayız. Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat, Engin Polat e, bunların belki de en meşhur olanları. Kara para aklama davasında mahkeme ve savcılık yalnız karşı karşıya gelmiş. İlginç. Neden? Şimdi Anadolu 2. Ceza Mahke Asliye Ceza Mahkemesi suçlamaların Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına girdiği gerekçesiyle iddianameye şöyle bir baktı. Mealen "Hayır ben bunu kabul etmiyorum." dedi. "Sen bunu al." dedi. Savcılığa iade etti. Savcılık ama o karara itiraz ediyor. "Hayır. Bu dosya sizin mahkemenizi ilgilendirir. Burada ağır cezalık bir şey yok ki." diyor. Asliye Ceza Mahkemesi yetki alanım değil dedi. Savcılık ısrar etti. Polatlar dosyasının Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilme kararına savcılıktan itiraz geldi. 8 ay önce tutuklandı Dilan Bengin Polat çifti suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından Polatlar ve 16 şüpheli hakkında da soruşturma yürütüldü. <laughs> Savcı, kara para aklama suçundan hazırladığı 75 sayfalık iddianameyi Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini hükmetti. Pişman mısınız? İddianamede yer verilen suçlamaların ağır ceza mahkemesinin yetki alanına girdiği vurgulandı. İddianameyi başsavcılığa iade etti. Karar savcılıkla mahkemeyi karşı karşıya getirdi. Savcılık görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebileceği gerekçesiyle mahkemenin kararına itiraz etti. Fakat asliye ceza mahkemesi iddianamedeki suçlar ağır ceza mahkemesinin yetkisinde diyor. Dosyanın hangi mahkemede görüleceğini Ağır Ceza Mahkemesi'nin yanıtı belirleyecek. Ağır Ceza Mahkemesi davayı kabul etmezse dosyanın yerine bölge adliyesi karar verecek. Biz kötüyüz aynen. En düşük emekli maaşına altı üstü 2 bin liralık zam diyerek başladık. Şimdi derinleşen yoksulluğu belgelemeye devam ediyoruz. Ahmet Bey de derinleşen yoksulluğun tarifini yapmış. Ama prim yatıranlardan da bahsedin demiş. Düzenli prim yatıranların emeklerini, umutlarını öldürüyorlar. En düşük emekli maaşına elbette zam yapılmalı ama o da sadece biraz ses çıktı, onu dindirmek için yapıyorlar. Yani kalıcı bir adalet sağlanamıyor maaş farkları arasında diyor. E kaldı ki şunu da hatırlatmasını yapalım. Emekli vatandaşlar eskiden asgari ücretin üstünde alıyordu. Kademe kademe, sistematik biçimde nasıl bugün, hani diyorlar ya açlığa mahkum edildik. O açlığa kademe kademe yıl yıl nasıl açlığa mahkum edildiklerini onlar gördüler. Her sene ses yükselttiler bu konuda. Daha duyulur hale gelmesi, fatura kesilmesi, seçime etki edebilmesi için epey geniş bir kesimi kapsaması gerekiyormuş meğer. Dolayısıyla adaletsizlik küçük ölçekli gruplara yapıldığında ya da kısmen parça parça yapıldığında o kurbağa sıcak su deneyi gibi değil mi? Biraz alıştır alıştır olunca tepki de gecikebiliyor. Tepki yeni yeni başlayınca 2000 lira olsun olmasın şimdi zirveler kotarılmaya, düzenlenmeye başladı. Hesabı buradan kuralım. Yoksulluk demişken Aile Bakanlığımız sağ olsun verilerini paylaştılar. O verilerde de sosyal yardımlarla hayata tutunmaya çalışan örgütlü yoksulluğumuzda bir kez daha yüzleştik. Neden yüzleştik diyoruz? Neden ankette bunu soruyoruz? Çünkü insanlar aslında bu ekonomi politikasının amacının zaten bu sonucu doğuracağının bilindiğini. Dolayısıyla siyasi amacın aslında yardımlara muhtaç bir Türk vatandaşı profili yarattığını söylüyorlar. Haksızlar mı?